Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala hayri halki Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Payg'ambarlar qissasini o'rganishda davom etarkanmiz. Bugun inshaalloh Odam alayhissalomni yerga tushgandan keyingi bo'lgan hayotlari haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatimiz inshaalloh vaqtimiz yetsa Odam alayhissalomning hayoti, vafoti, Qobil, Hobil qissasi, Shis va Idris alayhissalomlarni qissasini gaplashamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qol Alloh azza va jalla: "Ma mana'aka an tasjuda id amartuk?" Alloh subhanahu va taolo iblisga: "Ey iblis, senga buyurgan paytimda odamga sajda qilishlikdan nima to'sdi?" deb so'radi. Iblis: "Men undan yaxshiman. Ana xayrun min xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin." Meni o'tdan yaratding, odamni turpoqdan yaratding. Alloh taologa qilingan birinchi osiylik mana shu kibr bo'ldi. Shuning uchun ulamolar aytadi, mana Odam alayhissalom ham gunoh qildi, ana shu man qilingan mevani yeb qo'yib. Iblis ham gunoh qildi. Ikkalasi gunoh qildi, ikkalasi osiy bo'ldi Allohga. Lekin Odam bilan Iblisning farqi shunda bo'ldiki, Iblis o'jarlik qildi, tavba qilmadi, Odam alayhissalom tavba qildi. Shuning uchun ulamolar aytadi, la sagirata ma'a isror va la kabirata ma'a istighfor. Ya'ni inson o'jarlik qiladigan bo'lsa gunoh qilib turib tavba qilmaslikdan. Tavba qilmasdan o'jarlik qilar ekan, uni gunoh har qancha kichkina bo'lsin, o'jarlik qilganligi uchun bu gunoh kichkinaligicha qolmaydi, bu katta yoradi bu gunoh. Vala kabirata ma istig'for va har qancha gunoh katta bo'lmasin, Parvardigoriga inson tavba keltirib istig'for etar ekan, har qancha gunoh katta bo'lmasin, Alloh azza va jalla kechiradi. O'tgan suhbatlarimizda aytdik, Robi ibn Haytham o'zini ashoblariga aytadiki, kasal nima bilasizlarmi deydi. Dori nima bilasizlarmi? Shifo nima bilasizlarmi deydi. Appendist kasal, skalpel uni dorisi, qaytib appendist bo'lmasligi shifo topganingiz. Gunoh bu kasal deydi. Istig'for tavba bu dori deydi. Qaytib gunohga qaytmasligingiz shifo topganingiz deyiladi. Demak, insonning gunohi har qancha katta bo'lmasin, istig'for etar ekan Alloh taolo G'ofurur Rohim ekanligini ko'radi. Parvardigor shunday bir zot ekanligini topadi va Alloh gunohlarini kechiradi. Odam alayhissalom mana rivoyatlarda 1000 yil umr ko'rdi deb aytiladi. Mana Isroiliyotdan olingan ma'lumotlarga qaraganda Odam alayhissalom o'zini farzandlarini soni 400 mingtaga yetganligini ko'rdi degan rivoyatlar bor. Bu Isroiliyotdan. Astagfirullah va batta minhuma rijalan va kathira. Va batta minhuma rijalan kathiran va nisa. Ana shu Odam va Havvodan Alloh taolo ko'p erkak va ayollarni yaratdi. Odam alayhissalomni mana aytdik, birinchi farzandi Qobil edi. Va Qobil va Hobil qissasi Qur'onda mana Alloh taolo Moida surasida zikr qiladi. Astagfir billah va tlu alayhim naba ibnay adama bil haqq id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al muttaqin. Qobil dehqon edi. Qobil cho'pon edi. Qobilning tabiati dag'al, qattiqqo'l, berahim kishi edi. Hobil uni aksi, yumshoq tabiat, rahimdil, ko'ngilchak kishi edi. Ya'ni cho'ponlikni xususiyatlardan bittasi, agar cho'ponning qalbida bir rahim shafqat, hayvonga bo'lgan bir mehr bo'lmaydigan bo'lsa, hech qachon cho'ponlik qila olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keltirilgan, har bitta payg'ambar qo'y boqqan deydi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu payg'ambarlik yoshiga yetguncha, ana shu 25 yil kirib tijorat bilan shug'ullangunga qadar cho'pon bo'lib qo'y boqqanligini, Makka ahli uchun ma'lum bir haq evaziga qo'ylarni boqqanligini o'zi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deb aytgan. Ya'ni hayvon boqishlik hikmati insonning tabiatida halimlik, yumshoqlik, rahim-shafqat degan sifatlarni tarbiyalaydi. Chunki hech qachon mo'min odam tabiat agar yumshoqlik, rahim-shafqat bo'lmasa, hayvon boqa olmaydi. Och qolgan ko'rib o'tib keta olmaydi. Chanqaganini ko'rib tashab qo'ymaydi. Demak, hayvon boqishlikda birodarlar, insonni qalbida mana shu tabiatni tarbiyalashlikka bir vositalar bor hisoblanadi. Odam alayhissalomning shariatida Qobil o'zi bilan tug'ilgan qizdan boshqa har qanday qizga uylanishi mumkin edi, faqat o'zi bilan birga tug'ilgan singlisiga uylanishi mumkin emas edi. Boshqa Odam alayhissalomni aytib o'tgan darsimizda har safar Havvoni tuqqanda bir o'g'il, bir qiz tuqqan.
Özünü singlisinden, birle tuğuşken singlisinden başka her kaysi kızı üylenişi mümkün idi. Bu onlar da şeriatıydı. Çünkü öşü zaman şunda şeriatı talep kılardı. Kabil'in sinisi güzeldi. Kabil'in sinisi ise köpem çıralıymasıydı. Adam Aleyhisselam Kabil'e Kabil'in sinisi sinisi üylenişi gelegin etti. Lekin Kabil'e bunarsa yokmadı. Adam Aleyhisselam da bu buyruğudan gazablandı, itaat kılışıdan baş tarttı. Şu günlerde özü de Allah da Allah bana kurbanı kılışı ki buyurdu. Adam Aleyhisselam farzantlarına buyurdu. Allah'ın yolu da kurbanı kılıyla. Hemeniz bilgen maşgul kısa. Kabil dekançılığını en sassık, beymezi bugün hunik dekançılığı meyvelerden yapıp gelip koydu. Kabil ise aksinçe özünü anlaşıp bakarken koyulanışıdaki en semizi, en çıralığını, en sıfatlığını yapıp gelip koydu. Kurbanlığı da kabul bo'lganligini belgisi bir tutunsuz o'tkalarda da kuydirib ketardi. Qurbonlikni qo'yishdi, ertalab borib qarashganda Qobilni qurbonligiga u tegmagan, aksincha Qobilni qurbonligi kuyib yo'q bo'lganligini ko'rishdi. Va shunda Qobilni ukasiga nisbatan hasad qo'zg'adi. Va shayton vasvasa qildi. Hali bu paytga kelib qotillik bo'lmagan, ha birorta odam o'lmagan edi ham, birorta odam birorta odamni o'ldirmagan edi ham. Shunda Qobil ukasiga aytdi: "Inna qala laqtulannak. Men seni o'ldiraman" dedi. Ukasi aytdi: "Qala innama yataqabbalullohu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiy liaqtulak inni akhafulloha robbal alamin." Men seni o'ldiraman deganda ukasi aytdi: "Agar sen meni o'ldirgani qo'lingni uzatsang, men senga qo'limni ko'tarmayman. Men Robbil alaminidan qo'rqaman. Albatta sen meni o'ldirishing bilan meni gunohlarimni ko'tarib o'zingni gunohlaringga qo'shib ketasan va jahannam egalaridan bo'lasan va bu zolimlarning mukofotida ukasi shunday so'zni aytdi. Lekin shayton vasvasa qilishda davom etdi. Ukasi uxlayotgan tunlarda birida Qobil keldi, katta xarsang toshni oldi, ukasini uxlayotgan joyida boshiga urib ukasini o'ldirdi. Ukasini o'ldirdi, malomat chekdi. Nima qilib qo'yganligini o'ylab qattiq bir afsus chekdi, lekin tavba qilmadi. Shu paytgacha hali odam o'lmagan edi. Biror inson o'lmagan edi, o'lidi nima qilish kerakligini bilishmasdi. Alloh azza va jalla ana shu Qobilni oldiga ikkita qarg'ani yuboradi. Toki Alloh taolo o'rgatyapti nima qilish kerakligini. Astagfirullah fa ba'athallohu ghuroban yabhasu fil ardi yuliyariya kayfa yuari sawata akhi liyuriyahu kayfa yuari sawata akhi. Alloh taolo ikkita qarg'ani yubordi. Bir-biri bilan urushdi, biri ikkinchisini o'ldirdi. O'ldirgan qarg'a o'lgan qarg'ani oldi va oyog'i bilan yerda tutib, chuqur kavlab tashab ustiga turpoqni tortdi. Alloh azza va jalla o'zi o'rgatdi. Qola ya vaylata a'ajaztu an akuna misla hadal g'urob fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Ey menga voy bo'lsin, mana shu qarg'achalik bo'lmadimmi? Ukamni jussasini ko'mishga yaramadimmi? Va ziyon ko'rgan, nadomatlar ko'rganlardan bo'lib qoldi. Qobil ukasini ko'mdi, nadomat chekdi, lekin istig'for aytmadi. Bir gunohni qilib qo'yib turib, shu gunohdan Alloh taolosi bilan bizni gunohni kechirishini xohlaydigan bo'lsak, u nadomat chekishlikni o'zi kifoya qilmas ekan. Inson istig'forlashi kerak. Ulamolar aytadi, mana tavbani qabul bo'lishining 3 ta sharti bor deyshadi. Birinchisi, ana shu qilayotgan gunohingiz bo'lsa, to'xtaysiz. Ikkinchi sharti, ana shu gunohni qilganligingizga qattiq pushaymon yeysiz, istig'for aytasiz va qaytib qilmaslikka Allohga ahd berasiz, inshaalloh Alloh kechiradi deyiladi. Bu afsus chekdi, nadomat chekdi, lekin istig'for aytib otasini oldiga bormadi, balki o'zini singlisi, uylanishi harom bo'lgan singlisini olib sohilga qarab qochib ketdi. Odam alayhissalom tog' yonbag'rida yashar edi. Qobil o'zini singlisini oldida dengizda bo'yiga sohilga qarab qochib ketdi. Mana shu kundan boshlab insoniyat ikkiga bo'lindi. Yomonlar Qobil bilan, yaxshilar Odam alayhissalom bilan qoldi. Ular 1000 yillab umr ko'rardi. Qobil zurriyoti ko'paydi. Fisq, fujur, ma'siyat, birbirini o'ldirishlik, har qanday gunoh bor edi, lekin tavhidda edi ular. Shirk yo'q edi ularda. Mana shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bir qancha hadislarga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi fitna xususida. Ya'ni namoz o'qimasa u musulmon emas.
Roza tutmasa o kafir. Zakat vermeyken olsa bu dinden çıkan var. Çünkü o şeyken geplerde cüde aslanlığı bilen tırıdan çıkıp getirkenlerde eşit kalanız. Buradalar bir Müslüman, ikinci Müslüman'da ey kafir dese hiç kaçan şu kafir degen söz havada kalmaydı. Elbette ikisinden bittesi yapışlığı gerek. Eğer şu kafir degen söz, şu sıfat, roparada etirilirken adamda bosa şu sıfat bari bir yapışadı. Eğer o adamda bu sıfat olmasa etken adamda katip gelirdi. Sen kafirsen de bu muydu? Ana şu ulamalar kafir buluşu gibi şartlarını etken, Kur'an'da sarih ayetlerine bu ortasını inkar kısa, dinde zavru da batılengen işlerde bu ortasını inkar kısa, Allah parışta işlemese bu oradaysa, namaz okumasa bu oradaysa, Kur'an'da maskara kısa, yırtıp akıl kuşu cahide boğayan halde, yırtsa, bir hürmetli körsetse, maskekiri bağır kısa, ya ki telebilen, men kafirmen de etmese, başka orunda burada kafir dişki hakkımız yok. Lekin mana şu aytilgan 5 ta şartlı insan aql kuşu joyida ixtiyori bilan majbur qilinmagan holda qilayotgan bo'lsa, uni kafir demay boshqa ilojimiz yok. Undan tashqaridagi odamga biz kafirsan deyishlikka juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. İmom Ahmad Termiziy Abu Davud Musnadda keltirilgan Usmon ibn Affon shahid qilinganda mana bilamiz ana şu Kur'an okuturgen cahide, 80'den ötken peygamberimizin uluğ bir sahabasını, zinnurayn bogen, peygamberimizden cennette, kuşabarını alışı şerefi yege bogen, Usman ibn Affan'da, oturgen cahide öldürüşerdi. Fitne boladı. Resulullah etken, menden ki en fitne boladı degen. Şu fitne bogen de, köçede yürgen adamdan körü yüde oturgen abzal deydi. Usman ibn Affan'da öldürgen kirişken de, aytadı ki, meni öldürmeyeler, Rasulullah menga mana bunday, mana bunday va'dalarni bergan deydi. O'ldirganda tek turadi, o'ldirish chiqib ketadi. Ash islom tarixidagi bir shunday bir hollar bo'lgan. Sa'd ibn Abi Waqqas, payg'ambar alayhisolamning ulug' sahobalaridan, Ashara-i Mubasharani bittasi. Juda ko'p futuhotlarda qatnashgan, juda ko'p joylarni fath qilgan ulug' sahobaga kelishadida, "Ey Sa'd" deyshadi. "Siz juda ko'p jihodlarda qatnashgansiz. Juda ko'p g'azovatlarda bo'lgansiz. Urushda nimaligini bilasiz. Fitna bo'lyapti ko'chada. Usmon roziyallohu anhu o'ldirishdi, musulmonlar ikkiga bir urushyapti. Chiqib shu muammoni hal qilishga siz haqlisiz u. Chiqib hal qilib qo'ymaysizmi deganda Sa'd ibn Abi Waqqas aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday hadisni eshitgandim deydi. Tez kunlarda o'rtangizda fitna bo'ladi. Shunda ko'chada shu fitna bo'layotganda ko'chada kezib yurguchidan ko'ra uyda o'turuvchi afzal dedi. Sa'd ibn Abi Waqqas şu hadisi aytayapti. Şunda bir kişi soradı Rasulullah'da. Ya Rasulullah, eğer men uyumga kirib otursam, fitne aralashmasam, meni üstümge kirib aytsa, eğer şu fitnege çıkıp biz buna katlaşmasın, seni öldüremiz dese, nima qilishim kerak deganda, adamın maktul bandası da kabul, katil bandası bo'lmadi dedi. Qobil da kabulgen, men seni öldüremem deganda akasi, ukasi aytdi, men senga qo'limni cho'zmayman dedi. Guvohlik beraman dedi Sa'd ibn Abi Waqqas. Usmon Rasulullohning shu hadisiga amal qildi dedi. Uyiga o'ldirgani kirib, qilichini ko'targanda ham qilichini ko'targani yo'q, musulmonga chopmadi. Musulmonga qilichini ko'tarmadi. Izalta qol muslimayni bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar dedi Rasululloh. Ikkita musulmon qilichini ko'tarib bir-biriga o'qtalib kelsa, bittasi ikkinchisini o'ldirsa, o'ldirgani ham, o'lgani ham do'zaxda dedi. İkide Müslüman, bir-bir yıkılışını uhtalıp gelip, bittersi ikincisini öldürse, ikelesi yan dozakta. Ya Resulullah, ha bunu suyu öldürüp dozakta bular. Ha nariki ölgende ne mayip? Onu mege dozakta düşer dese, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, ha uyan, kılıçını kötarıp, kaskı gelmedi öldür yani. Cüde ihtiyat borçlu kerek. Cüde ihtiyat borçlu kerek bular. Bunu fitnege aralaşması kerek bular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mana şimdi fitne sadır boladı dedi. Sahih hadislerde keltirgen. Bilmiyemiz bu hadislerde akalar, köpçülükimiz. Fitne sadır boladı. Koyu boradan, çölge koyuna hedef çıkıp gitsin, fitne aralaşmasın dedi. Tüyası boradan, tüyasını verip sahara çıkıp gitsin, aralaşmasın dedi. Dehkançılığı bosa çıkıp dehkançılığını kısın, aralaşmasın. Eğer dehkançılığı yem, tüyası yem, koyu yem bulmasa üyüge kirip, kılıçını taş görü otursun dedi. Yani ne maksın? Kılıçını ötmez kılı otursun, fitnege aralaşıp kalmasın dedi.
Ya Resulullah meni tuyaman bo'lmasa deb itas. Qo'yman bo'lmasa, ekin tikinman bo'lmasa, uyimga kirib toshga qilichim urib o'tirgan bo'lsam, shunda ustimga kirsa nima qilay desa, indamay turib ber deydi. Chunki bitta musulmonni o'ldirib jahannamga ravo bo'lgandan ko'ra maqtul banda bo'lardi aytibdi. Odamda qobil farz, qobil farzandaqa bo'lardi deydi. Sa'd ibn Abi Qos Alloh to'rtiga qo'yib guvohlik beraman, Usmon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisiga amal qildi dedi. Sa'd ibn Abi Qos shu hadisda aytib turib aytadi. Mayli deydi. Men chiqib shu muammoni hal qilib beraman dedi. Faqat bitta shartim bor dedi. Menga qilishib kelinglar. Bu qilishda ikkita ko'zi bo'lsin, tili bo'lsin. Sahih hadislarda kelgan. Men juda ko'p jihodlarda qatnashganman, urushni nimaligini bilaman deydi. Men jang maydoniga kirib qo'limga qilish olganimda men ajrata olmayman. Roparamga kelganini chopaman deydi. Shu ko'zimga qon to'lib, hech narsani hal qila olmay, hech narsani ajrata olmay qolgan paytimda qilish shuni ko'targanimda qilich aytsin, ko'zi bilan ko'rib, tili bilan aytsin. Bu musulmon, buni choppa desin. Bu musulmon emas, buni chop desin. Shunaqa qilish topib bera olasizlarmi deydi. Ya'ni nima qilmaylar deyapti? Aralashtirmaylar meni fitnaga deyapti. Ketdimi? Ketdi. Unaqa gap bo'lmas ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamni maqtul bandasi bo'lib qo'yaver deyapti. O'ldirma bitta musulmon dedi. Endi uyga o'g'ri kirishiga boshqa masala. Agar shu narsa kallalar kelayotgan bo'lsa, uyga o'g'ri kirgan bo'lsa, uyga bostirib kirgan bo'lsa, bu o'g'ri bilan olishib o'lsa shahid bo'ladi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. U yota olmaydi, boshimiz o'rib. Chunki bitta o'zini molini himoya qilib olsa shahid bo'lib ketadimi? Shahid bo'ladi, chunki hayotga o'g'irlik degan zulmni yo'lini to'sayapti bu odam. Bu shahid bo'lib hisoblanadi. Ana shahidlikdan qas kelib qopti agar o'g'ri tushgan bo'lsa. La tuqtal nafsun zulman illa kana ali ibn adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Mana sahihayinda keltirilgan yer yuzida zulman bitta odamni bolasi o'ldirilar ekan dedi Rasululloh. Albatta odamni birinchi bolasi Qobilga mana shundan bir ulush bor, gunohidan ulush bor turadi. Chunki yer yuzida qotillikni birinchi bola mana shu boshlagan deydi. Qani qanaqa ishni olib ketgan ekan. Demak, insonga bir narsa o'rgatayotganda so'kinish emas bu bolalar. Kalimani o'rgatib qo'yaylikda jiyanlarimizga. Bitta so'kib qo'y demasdan. Alhamdulillah o'rgatib qo'yingda. Ko'chadan keling. 5 so'mga bitta qand beradi. Ke o'tir. Qulhuvallohni qaytar bitta men bolam. 3 kunda yotlatib qo'yasiz. Bizda ilmi yo'q unaqa katta odamlarga o'rgatadigan. Lekin eng kamida alhamdulillah o'rgatib qo'yaymiz jiyanlarimizga. Umrini oxirigacha o'qigan Fotihasidan sizga ajr bor emasmi? Demak, yaxshilikni o'rgatishimiz kerak ekan. Chunki yomonlikni kim nard o'ynashni o'rgatib qo'ying. Vallohi umrini oxirigacha o'ynagan nardasan, sizga nima bor? Ulush bor. Yaxshilikni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Mana odamda farzandlari ko'paydi, Qobilda ham farzandlari ko'paydi. Sohilda fisq fujur ko'paydi. Odam alayhisalom umri 1000 yil edi. Lekin 960 yil yashadi. İmam Termiziy Muslim kitoblarida musnadlarda keltirilgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan aytiladi hadis. Alloh Odam alayhisolamni yaratib bo'lib, uni umurtqasini, zohirini siladi. Va qiyomatgacha yashaydigan ruhlarni, zurriyotlarini, ruhlarni yaratdi. Har bitta ruhni peshanasida nurni yaratdi deydi Rasululloh. Shunda Odam alayhisolam qaradida ana shu ruhlar ichida bitta ruhni peshanasidagi nuri nohatta bir chiroyligida yorug' edi. Va so'radi Odam alayhisolam: "Ey Parvardigoro, kim bular?" dedi. "Seni qiyomatgacha yashaydigan zurriyotlaring." Ana shu peshanasidagi nuri boshqalarnikidan chiroyli bo'lib turganiga qarab, "Bu kim?" deganda, "Bu zurriyotingizni oxir zamonda yashaydigan farzandingiz. Bu Davud alayhisolam" dedi. Davud alayhisolamni zamonda oxiri deyapti Alloh taolo. Vaqtni tez o'tayotganligi qiyomat alomatlaridan bittasi, birodarlar. Kecha Ramazon bo'ladi deyatdik. Bugun 24 kunda o'tkazyapmiz. Jinni fikr qilaylik, ammo do'pini yerga qo'yib qo'yib turib. Kecha 15 ga kirdik. Kecha uylanuvdik. Qaraylik-da. Dunyo hayoti bilan dunyo g'amtashuvini shunga o'rib ketyapmizki, vaqt o'tayotganini bilmay qolyapmiz. Agar qor yog'masa, 1 yil o'tganini bilmayapmiz. Agar o'rik gullamasa, 1 yil o'tganini bilmayapmiz. Qiyomatning alomati emasmi bu?
Şunda ana şu peşanasidagi nuridan ajablangan odam alayhissalom Parvardigor bu farzandimni umri necha yil deganda 60 yil dedi. Zid meni umri 40 sana. Parvardigor meni umrimdan 40 yil qo'shib qo'ygan unga dedi. O'zini umridan 40 yil o'tkazib yubordi. Alloh azza va jallaning qudratida, Alloh qodir zot. O'tkazib qo'ydi. Odam alayhissalomning umri 960 yilga o'tganda hadisda keladi, o'lim farishtasi uning oldiga keldi. Shunda har birta payg'ambar birodarlar qancha umr ko'rishligini bilgan. Va hech qaysi payg'ambar joni olinmagan, magar ixtiyor berilgan. Dunyoda xolasiz, qolasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham taklif qilingan. Qiyomatgacha yashaysiz ya Rasululloh. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi. Butun yer yuzi siz qolasizda bo'ladi. Keyin jannatga kirasiz. Deganda payg'ambarimiz yonida turgan yigit terisiga sig'may ketdi. Jannatul Baqiga chiqib salom berdi. Ularda haqiga duo qilib turganda payg'ambarimizning holi birdaniga bo'shashib ketdi. Ya Rasululloh nima bo'ldi o'tkizganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Jibri hozir men oldimga Jibril keldi va aytdiki, "Ey Muhammad, agar xohlasangiz qiyomatgacha yashaysiz. Islom bilan obod bo'ladi yer yuzi. Yer yuzida butun yer yuzi qo'lingizda bo'ladi, keyin jannatga kirasiz." Birinchi variant. Yoki hozir vafot qilasiz, tezda vafot qila olasiz, Parvardigorning huzuriga o'tasiz dedi. Haligi yonidagi yigit tezligiga sig'may ketdi. Ya Rasululloh, bizni tanladingizmi? Biz bilan qoladigan bo'ldingizmi? Tasavvur qilaylik, tirik bo'lganda nima bo'lardi? Deganda, hech qaysi payg'ambar unga shu narsa taklif qilinganda dunyoda xatolagan emas dedi. Walal akhiratu khayrun laka minal ula, wal akhiratu khayrun wa abqa. Ey Muhammad alayhisalom, oxirat hayoti bu dunyodan sizga yaxshiroq ham, boqiroq ham. Oxirat bu dunyodan afzal dedi Alloh taolo. Agar yaxshi narsa bo'lganda Rasululloh tanlamasmidi? Birorta payg'ambar tanlamasmidi dunyoda qolishlikni? Muso alayhissalomga o'lim farishtasi kelganda, mana hadislarda keladi, bir chapaloq qo'ygan ekan farishtani. Izn so'raganda jon olishlikka. Allohning huzuriga borib qaytib tushgan ekan Azrail alayhissalom. Alloh taolo sizga salom aytdi va dedi Azrail alayhissalom, "Kaftingizni sigir ustiga qo'ying." Mana shu kaftingizni tagiga sigirni ustidagi tükidan nechtasi jamlansa, har birta tükiga bir yilda umr ko'rasiz ekan dedi. Muso alayhissalomda qavmi qanaqa muomala qilganligini yaxshi bilamiz. Shuncha mashaqqat ko'rgan Muso alayhissalom ham o'lgisi kelmagan ekan avvaliga. Yashagisi kelgan ekan. Kenchi desa, ana shu yillar tugagandan keyin baribir joningizni olaman desa, unda hozir olaring degan ekan. Birorta payg'ambar dunyoda qolishi taklif qilinganda xolagan emas. Bizning payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam alayhissalomga o'lim farishtasi kelganda, axir umrimdan yana 40 yil bor-u degan ekan. Esdan chiqarib qo'ygan ekan. O'shuning uchun unutuvchi inson deb nomlangan ekanmiz birodarlar. Inson degan so'zni o'zagi nisyon, arab tilidagi unutish degan so'zdan olinadi. Nasiya degani nima degan ekan? Unutdi degan ekan. Shuning uchun inson degani unutuvchi ekan. Odam alayhissalom inkor qildi, zurriyoti ham inkor qiladigan bo'ldi Rasululloh. Odam alayhissalom unutdi, zurriyoti ham unutuvchi bo'ldi. Odam alayhissalom xato qildi, zurriyoti ham xato qiluvchi bo'ldi. Odam alayhissalom vafot etdi. Vafotidan bir yildan keyin Havvo ona ham vafot etdi. Mana Odam alayhissalom Qobil vafot etgandan keyin Alloh taolo Odam alayhissalomga shisni berdi. Ya'ni hibatulloh ne'matulloh. Odam alayhissalom vafotidan keyin shis payg'ambarlikni qo'liga oldi. Abu Zar g'ufori aytadigan sahih hadislarda Alloh 100 ta sahifa nozil qildi, shisga 50 tasini tushirdi dedi. Insoniyatda ana shu boshlanish davri tanzimga, tartibga muhtoj edi. Alloh taolo sahifalar nozil qildi va inson hayotini tartibga keltirdi. Alloh taolo tomonidan o'rgangan ilmni Odam alayhissalom shisga o'rgatdi. Hadislarda keladi, kuni tun hisoblarini, shu vaqtlarda qilinadigan ibodatlarni va barcha ishlarni o'rgatdi. Imom Ahmad musnadlarda keltiriladi hadislarda Abu Zumrata Sa'diydan Madinada bir kishi so'zlayotganini ko'rdim deydi. Abu Zumrata Sa'di. Kim deb so'radim. Aytishdiki, bu gapirayotgan odam Ubay ibn Ka'b deydi. Olim edi u kishi. Qur'on tafsirini bilgan ulug' olimlardan edi. Odam alayhissalomga endi Ka'b ibn Ubay ibn Ka'b gapiryapti. Odamga o'lim soatlari yaqinlashganda farzandlariga aytdiki, "Men jannat mevalaridan yegim keldi. Bir top olib kelmaysizlarmi?" deganda farzandlari yerda turib jannatning mevalarini istab chiqishgan ekan.
Yolda ketirken de bu farzandları kollarına kefen ve kömüşlükke kereye boradırken bari cihazları alıp insan suratı kereyken farıştalar yolu kuştu. Hala adam habuldan taşkarı, habuldan taşkarı hiç kim ölmegeni de. Kanakalı kömüşlü bilişmesi de. Adam aleyhisselamını kömgeni kereyken boradı bu farıştalar. Bu bana İmam Ahmet'te kertilgen eken. Ha adam farzandları kayaka keti yapsalar. Ha otamız kesel cennet meyvelerden ilgisi kip kaptı. Şunu iste yapıza gende kayta oraylar. Atıylar vafat taptı deydi. Adam aleyhisselam'a ana şu ölüm farıştaları ölüm farıştası ve başka farıştalar kegende hava ona tanıp koygeneken farıştalardı. Çünkü cennette bile bu gende. Ve hani ki koyuları indi degende kakılıp ortaya düşmakçı bu gende adam aleyhisselam'a etkeneken ki ilayk enliği degeneken. Ötün müyakka degeneken. İnneme oltayı tohumun min kibaliki. Başım yanıma kün tutsa sizde düştü. Mekkutin degeneken. Rabbimi farıştalarla beni ortamı halı koyun. Parvardigarımı huzuruya keçit halıymen deydi. Adam aleyhisselam vafat etti. Farıştalar yuştu, kefenlaştı, cenaze okuştu, kömüştü. Ve iyi adam farzandları hadihi sünnetukum. Bana şu iş sizlerce sünnet dedi. Adam aleyhisselam 960 yıl yeryüzünde yaşadı. Tamami takva. Kullu bin adama hatta on deyimiz. Bir günah koyup durup, yani adam balası var ki hata kıladı. Hata kılıçları yaksa, tövbe kılıçları diye. Buradalar, atamız bir metreyle hata kıyken. Bir metre, yeryüzünde bir metre kayıp hata kıyma gelirken, bir metre günah kıyma gelirken. Atamızı balası buluyorduk. Şis aleyhisselam peygamberliği atasından aldı, adaletle hüküm yürüttü. Lekin sahilden pis fucur köpeğiydi. Kabul zürriyatı ortasında katıl, başka masiyatlar köpeğiydi. Şis aleyhisselam şariyatı da Kabul'da ballarına barıp koşuluşluk haram kısablan genedi. İbn Abbas da aldı da Estağfirullah ve la teberrucine teberrucel cahiliyyetil ula. Yani birinci cahiliyet devredeydi ki yalangaç bulup çıkmıyorlar degen ayet okurken de İbn Abbas bana şu ayette şahlap etti ki adamın iki farzandı dedi. Köpeğiydi. Tağda şis bulan koyanlar, sahılda kabul bulan koyanlar. Tağ kişileri tağda koyanlar. Erkeklere çıralı gidi, ayarları uncalı göz almasıdır. Şimdi sahılda yaşarken kabulda zürriyatını ayarları çıralı gidi, erkeklere uncalı çıralıymasıdır. İbn Abbas'a kirtirilgen. Şeytan sahilde yaşayan adamlardan biri uyuyga yaş yigit suratı da hizmetkar olup işe yollandı da sekin sekin musiqi asboblarını yasab ularga çiroyli ovozlarni çıkarıp ko'rsatib verdi. Sahildan çiroyli ovozlar tog'dagilarga eshitila boshladi. Bazı bir adamlar tog'dagilar sahilga borib ozgina quloq solishdi. Shu suratda vaqt o'tdi. Sahildagilarda bir kun hayit bayrami bor ediki ayollari yalang'och bo'lib o'nga tushib berardi. Tog kişiler var tamaşa kıptırardı da ayarlarının çıralığını körüp onlara bir başkaça nazar bulan karıştı. Şunda aralaşmazdı fakat tamaşa kıptırışardı. Tog kişilerden bir tanesi cürat kılıp bordu, aralaştı, keldi de bol adam çakırıp gitti. Ana şunda birinci metre zina sadır boldu. Yani neden başta ne yaptı zina? Yalangaç buluşuydan başta ne yaptı? Şimdi zamanlar geldi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde kimli yalangaçlar payda olalı. Buradalar İmam-ı Şafii bir madde okup yatla oladigen esasını, üç madde, tör madde okup zorga yatla yandan ki ustazı vakiyye, nime gemeni zihnin pasayıp gitti, her günü bir madde okup yatlardı mı buna sana dese, hazır keliyatla nime iş kıldız deydi. Damlasını aldı. Karasa bir ayol kişinin tavanı açılıp koyan bularken. Tavanı ki közü çüşü kalıp, 75% aklı ketip kalı yaptı zihni. Buradalar bizi kellamızı yemem kitap gitmeye yaptı. Bilik öyle. Her sefer karganımızda aklımızda insan bitti günah kılarken aklından bir kısmı uçadı. Kıyamet geçe kaçıp gelmeydi. Bir metre günah kılarımız rızkımız kıyladı. Hadislerde geldi. Adam bolası özü kıyken günah tüfeğiyle rızkını tırt etir oladı diye yaptı. Közümüz yeri yapma çeken de buradalar. Biz aklımızı yetiyat kılı yapıyoruz. Rızkımızı yetiyat kılı yapıyoruz. Parvardı yorumuzu muhabbatı yasaza var oluyor yapıyoruz. Karadizam deyim. Bu onun karadizamını. Ohru geçe karadiz. Şimdi bakı oydan hem kara poydiyiz. O kastan. Şah çıktı mı? Körüler de kaç derece öp gettik.
İmam-ı Şafii'de pakizlerini karen ki tavanı ge, o ayağı bu yaka avrat sablanmıyor da aşırıda pas ayağı kişinin ki. Tavanı ge közü çıkıp gende, zihni ge, şimdi tahsil ki gene kendi. Resulullah Aleyhisselam sahabalarla turdu, biz sassı hava geldi şimdi. Falan cöyde münafıklar ya ki Yahudiler bizi gıybet kıl yaptı dedi. Gıybet bir şeydini sezişken eken. Çünkü onlar gıybet kıyma genlik için sezgen. Biz demek ki hazır sezmeyimiz dese, biz taza havalama diye hali bırakmakta. Gıybet şeydini farklılaştık için. Şunu demez mi? Biz ana şu gıybet şeydini hide organımızdan taza havalı farkına gibi varmıyor. Hut düşünüyor o şekilde közümüz zinaklı organlıgiden, iştansız ayratın aç yürgenlerde kör organlıgimizden adli inerse olup gitken. Hazge varken buradalar. O şey 20 gün yürgen misiniz, 30 gün yürgen misiniz? Onun ayol kişi onu kadar avrat açılan halde görmüyorsunuz ha? 20 gün, 30 gün yürgen zeken kesiz, nerede şeytan yokuşak görünürdü. 5-6 günden ki nermenli yok orada hem yok. Yani köz yüzge oturup koyan bu arada hale gel. Zina, ana şu kiyimde yolu giden baştan gelenken burada. Ondan taşkar katar etemiz, rızkımızda doğrudan doğru alakası var. Günah kılışıkımızı. Şişt Aleyhisselam özünü kavmını katarışı hareket kıldı. Lekin köpçilik ve karlaşıp gitti sahilde gülerge. Yani şu payette Şişt Aleyhisselam'dan keyin İdris Aleyhisselam'da ortalığa peygamber kılıyor bu arada. İdris, İbni Yarif, İbni Mihlail, İbni Kinan, İbni Anuş, İbni Şişt, İbni Adam. İdris Aleyhisselam'da 5. babası Şişt Aleyhisselam böyle yaptı. Adam Aleyhisselam'da ahirge 120 yıl hayatıki İdris Aleyhisselam güvahı buladı. Yani 120 yıl ahirge hayatı koyduğunda İdris Aleyhisselam tuğulgen buladı. 6. nevarası İdris Bağlam Aleyhisselam'da. Hadislerde geledi. Adam ve Şiis'ten keyenge birinci peygamber İdris deyledi. Ve birinci bolu kalam uşap yazgen kişiye manaş İdris Aleyhisselam deyledi. İbn-i Kesir'de bu kişinin sıfatları keltirilgen iken kamat gelişken, çirali yüzlü, sakalları kuyuk, uzun boylu, süreyleri yoğun, arık, köp sükütlü, hatır cemiyeti. Eğer yürüse köprak, közleri yer yakarak durardı. Köp fikirli, mahzun kişiydi. İdris Aleyhisselam, Şiis Aleyhisselam şerhetini devam etkisi. Bazı koşumçaları kilitti. Ve Allah da Allah birinci bulup İdris Aleyhisselam'a cihat kılıçlıydı, farz kıldı. Çünkü sahirliler, tağlilerde öldürüşü iki ucu cüratlı gelişti başlayanıdı. Haddeden aşkendi, burada cahaya hop koyuş gerekirdi. Ve tarihte birinci madde otlardan ibaret, bu koşun tuzdu, otlu koşun tuzdu. Ve ana şu kabul zuriyatını kırıp taşıdı. Asir oldu, lekin ölce olmadı. Ölce alışlık, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e halal kılın genedi. Asir aldı, onları koyanları kolladı, asir bu kap getti, onları yok taşıştı. İdris aleyhisselam hakkında Kur'an'da bir orunda bana ayet nazır bugün. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَب۪يَّ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ. Bana şu Kur'an'da İdris'ini zikir kılın, islin. Elbette o, razgöy, Peygamber Nebi'lerden idi, biz onu âli makamına götürdük. Âli makamına götürdük. Degen sözünü bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari'de keltirilgen Miraç'a çıkanda 4. asmanda İdris aleyhisselam'da körgenliği hakkında peygamberimiz şimdi bir sözlerini etken. Cüde köp müfassırlar, muarıklar etken malumatlar var, lakin hamması sahihmez. İsrailiyatların bir malumatı alınken bu İsrailiyat kaytar ayeti koyamız. İsrailiyatlar şimdi deyilgen ki adam İdris aleyhisselam'da Allah azze ve celle etken İdris sizge her günü her günüzge yeryüzünde üç payda kança Müslüman olsa, hammasını topayken sahabı kança olsa, her gün yüzüye şunca sahabı yazamaz sizge. Milyon adam milyon da sahabı kısa, her gün yüzüye milyon da sizge şunca sahabı yazamaz deyken de ölümden kaçıp koyanırken. Köprü yaşa valiyemez. Köprü sahabı ki gibi valiyedir. Bu sıralıyattan. Şunda İdris aleyhisselam'a mukarrab kılınken farışta bir gelkenirken ki, Azrail keken de bir geblaşık koymuşsun mu? Cinle beni halı koyup durmuydu mu de geneken? Şimdi Azrail Aleyhisselam düşüp kelekken de Farişte ayıtadı. Şimdi Azrail'e yapımı ötmeyi diyor. Lakin bir ilacını kalarımız. Arkası ki apışıp, apışıp kanatı gel. Osman güç çıkıp giderken de 4. Osman'da uçuraşarken. Azrail Aleyhisselam bilen haliki Farişte. Arkası da İdris Aleyhisselam. Azrail dedi Farişte. İdris'in azgını koyup durursanız bu muydu mu dese? Kana İdris'i özü dese? Arkamda dedi.
Azra Aleyhisselam aytadi, Subhanalloh. Alloh azza va jalla Idrisni jonini 4-chi osmonda oling deganda hayron bo'lgan edim. Odam bo'lsa qanaqa qilib 4-chi osmonga shu yerda jon olingan ekan. Va rafa'anahu makanan aliyya. Biz uni oliy makonga ko'tardik. Bu ana shu surotda keltirilgan ma'lumot ekan. Ana shu kiyim xususida. Ichimizda savdogarlar bo'lsa, qanaqa kiyim sotayotganimizga bir qarab qo'yaylik. Bitta odam zulman o'ldirilsa, Qobilga ulush bor ekanmi? Demak, ana shu yalang'och qilib kiyib yuradigan kiyimni sotayotgan birodarga ham ulushi bor. Yani qancha musulmonlarni avratini ochib yurishlikka nima qilyapti? Ko'mak beryapti. Endi u bilan topgan pulimizni qaraylik. U bilan topgan pulimizni yeb qonimizga tushganda ibodatimizni o'ylaylik, duolarimizni qabul bo'lishligini o'ylaylik. Inshaalloh keyingi suhbat Nuh alayhissalom xususida bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.